Evet sevgili dostlar, Bisikletli Adam'ın yol hikayeleri tadında yine size muhteşem bir video hazırladık. Bu videoda Büyük Katrancı Koyu, Küçük Katrancı Koyu ve Katrancı Koyu'nun arkasındaki gizli kalmış olan, ismi henüz belirlenmeyen koylara sizi götüreceğiz. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Burası muhteşem bir bitki örtüsüne sahip. Her taraf çam ağacı, ormanlarıyla kaplı ve harika bir deniz. Şimdi bu güzel koyları Bisikletli Adam'ın yol hikayeleri farkıyla birlikte izliyoruz. Hadi bakalım. Evet, burası Büyük Katrancı Koyu. Buranın devamında da Küçük Katrancı Koyu var. Kamp alanı burası. Burada bütün ihtiyaçlarını görebileceğiniz kamp için her şey mevcut. Marketinden buzdolabına, duşlar, WC, kafeterya. Burası belediyeye bağlı bir işletme. Ama hakikaten güzel, temiz, nezih bir ortam. Ege'nin muhteşem koylarında yüzmek için Katrancı Koyu bulunmaz bir nimet. Özellikle Eylül ayını, Nisan-Mayıs ayını tercih ederseniz bu güzellikleri doyasıya yaşayabilirsiniz. Hemen karşıda gördüğünüz alan da çadır kamp alanlarının olduğu alan. Burası işletmelerin olduğu alan. Şu taraf karavanların bulunduğu mevki. Burası Büyük Katrancı Koyu. Şimdi devamında Küçük Katrancı Koyu'na ve oradan da arkadaki gizli koya doğru hareket edeceğiz. Katrancı Koyu'ndan Küçük Katrancı Koyu'na doğru burası devam ediyor. Burası küçük bir koy. Ama şuradaki arkadaki koy büyük olan koy. Biz Küçük Katrancı Koyu'ndan karşı tepeye çıkacağız. O tepenin arkasında gizli bir koy var. Oraya gideceğiz. Oradan size doğanın, denizin, Fethiye Koyu'nun muhteşem görüntüsünü, suyun tabiatla muhteşem buluşmasını, videosunu. Evet, koydan şimdi patika yoldan çıktık. Yol bu şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Şöyle gösterelim. Buranın şu an ismi yok. Fethiye'de bir koy diye geçiyor adı. Şimdi bu patika yolu. Devam ediyoruz. Bu koy gibi Fethiye Göçek'te Dalaman'a kadar, hatta Marmaris'e kadar yüzlerce koy var diyebilirim. Bu sadece onlardan bir tanesi. Burada herhangi bir işletme yok. Kafe, duş, WC, elektrik, su, hiçbir şey yok. Tek olan şey deniz. Muhteşem bir deniz. Harika bir koy. Çam ağaçlarının gölgesinde güzel bir deniz tadı çıkarabilirsiniz. Şimdi koyun yukarıdan görüntüsünü alalım. Bu koyu eminim başkaları da bizden önce gelip keşfetmiştir. Ama isim, tabela, hiçbir şey yok. Ben olsaydım buraya güzel bir isim bulurdum. Mesela yoldan çıkın koyu. Bizim sloganımız bu. Hayatı kaçırmamak için yoldan çıkın. Yoldan çıkın ki bu muhteşem koyları bulasınız. Evet. Bu patika yol böyle devam ediyor. Katrancı Koyu tabelasından Fethiye'ye doğru yaklaşık bir 300-400 metre, 500 metre gidince sağa çakıllı bir yol giriyor. O çakıllı yolu takip ettiğiniz zaman buraya geliyorsunuz. Ama yol görüyorsunuz biraz
bozuk. Buraya altı yüksek bir araçla gelmenizde fayda var. Ama koy bu arkadaşlar. Biz şimdi kamp alanımıza, Katrancı koyuna, şu an kaldığımız noktaya doğru dönüş yolculuğu yapıyoruz. Katrancı koyu ile buranın arası yürüyüş mesafesiyle yaklaşık 1.7-1.8 kilometre. Oradan buraya Katrancı koyunda kalıp da oradan buraya yürüyerek gelebilirsiniz. Hem doğa ve patika yürüyüşü yapmış olursunuz. Hem de buraya geldikten sonra bu güzel denizin tadını çıkarıp ardından tekrar kampa geri dönebilirsiniz. Katrancı koyunda bütün ihtiyaçlar. Evet, Katrancı koyunun arkasından keçi yolunu takip ettik. Tepeye tırmandık. Tepeye tırmandıktan sonra sağ tarafa, burnuna geçtik. Burnun sağ uç kısmında da bir patika yol bulduk. Şimdi o yoldan aşağı indik ve yine muhteşem bir koya geldik. Burası son derece güzel. Gölgelik, serin. Ama gece kalınır mı domuzlardan? Biraz sıkıntı. Şimdi burayı bir keşfedelim. Evet. Hayırlı sabahlar hocam. Merhaba. Merhaba. Bu koyun ismi nedir? Evet, şimdi bu muhteşem koyda suya girme var. Çekimlerin burada sonuna geldik. Yeni koylarda, doğal güzelliklerde yine sizlerle bir arada olmayı temenni ediyoruz. Hayatı kaçırmamak için yoldan çıkın diyoruz. Sağlıkla, sporla kalın. Bisikletle kalın. Allah'a emanet olun.